Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle hem İngilizce hem de Amerikan kültürüne dair çok güzel şeyler öğreneceğiz. Bildiğiniz gibi her ülkenin kendine ait pastası, böreği var ve tabii ki Amerika'nın da kendine ait bu şekilde yiyecekleri var. Bugünkü videomuzda sizler için bu yiyecekleri toparladım. Konuşacağımız şeyleri rahat rahat görebilin diye bu videoda kendimi göstermek yerine sizlere daha çok bu yemeklerin resimlerini göstereceğim. Videomuzun sonunda da öğrendiğimiz şeylerin tekrarını yapıp örnek cümleler kullanacağız. Şimdi isterseniz hiç zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bahsedeceğimiz ilk pastry item burada bagel. Bagel bizim Türkiye'de yediğimiz simite benzetebileceğimiz bir şey. Bunun birçok çeşidi oluyor. Sadesi oluyor, üstünde işte çeşitli susam gibi şeyleri olan çeşitleri oluyor. Ben buraya ama size hepsini yazmak yerine sadece iki tane ana çeşidini yazdım. Birincisi, bu resimde gördüğünüz gibi sade olan, üstünde hiçbir şey olmayan bagel anlamına gelen plain bagel. Zaten plain İngilizce'de sade demek oluyor. İkincisi de mesela bu resimde gördüğünüz şeyin üstünde eğer susamlar olsaydı ona da sesame bagel diyecektik. İkinci bahsedeceğimiz şey ise pretzel. Pretzel de yine aynı şekilde şu resimde gördüğünüz şey. Bu zaten bildiğim kadarıyla Almanya'dan gelen bir şey. Amerika'nın bir ürünü değil yani. İsim de oradan geliyor diye tahmin ediyorum. Ve dediğimiz gibi bunu tekrar pretzel diye telaffuz ediyoruz. Şimdi geldik üçüncü öğreneceğimiz şey olan bizim kruvasan dediğimiz Amerikalıların da croissant şeklinde telaffuz ettikleri şeye. Bu da yine gördüğünüz gibi bildiğim kadarıyla bir Fransız ürünü. Amerika'ya da croissant olarak geçmiş. Şimdi geldik şu Amerikalıların meşhur cinnamon rolls dediği şeye. Cinnamon zaten Türkçe'de tarçın anlamına geliyor. Amerikalılar bu hamurları şerit şeklinde kesip içine şeker ve tarçın koyup bu şekilde rulo haline getiriyorlar. Ve en sonunda üstüne böyle krema gibi bir şey döküyorlar. Ve bu yine dediğim gibi Amerika'da çok yaygın olan, çok fazla yenen bir şey. Ve tekrarlayalım, bunlara cinnamon rolls deniyor. Bir sonraki öğreneceğimiz şey ise yine Amerikalıların çok fazla tükettiği ve burada çok yaygın olan donuts. Donuts'ı gördüğünüz gibi hem şu yukarıda gördüğünüz şekilde yazabiliyoruz hem de aşağıdaki şekilde yazabiliyoruz. Yine bu da böyle yuvarlak şekilde kızartılmış hamurlar ve üstüne işte çeşitli şeyler konuluyor. Dediğim gibi Amerikalılar bunu kahvaltıda inanılmaz şekilde yiyorlar ve tekrarlayacak olursak da donuts şeklinde de telaffuz ediyorlar. Şimdi gelelim kurabiye kelimesine. Kurabiyeye İngilizce'de cookie, bunun çoğul haline de cookies deniliyor. Ben buraya sizin için birçok kurabiye çeşidini yazdım ki daha çok kelime öğrenebilin diye. Buradaki kurabiyelerden en yaygın olanı chocolate chip cookie denilen, bu çikolata parçacıklı kurabiye oluyor şu resimde gördüğünüz gibi. Yine diğer bir yaygın olan kurabiye çeşidi de şurada gördüğünüz gibi chocolate fudge cookies. Buradaki fudge kelimesinin anlamı böyle içine yumuşak oluş anlamına geliyor. Dolayısıyla bu şekilde kakaolu ama içi böyle hafif yumuşak olan kurabiyelere verilen isim burada tekrar göreceğimiz gibi chocolate fudge cookies oluyor. Amerikalıların yine çok tükettiği diğer bir şey de eğer filmlerde vesaire duyduysanız yer fıstığı ezmesi. Yer fıstığı ezmesine İngilizce'de peanut butter deniyor ve bunun bazen kurabiyesini yapıyorlar. Bildiğiniz bu yer fıstığı ezmesiyle yapılan kurabiyelere şurada da gördüğünüz gibi peanut butter cookies deniliyor. Şimdi Amerikalıların yine çok yediği diğer bir kurabiye çeşidi de oatmeal raisin cookie. Oatmeal dediğimiz şey yulaf. Raisin dediğimiz şey de kuru üzüm anlamına geliyor. Dolayısıyla oatmeal raisin cookie derse size biri, bilin ki bu kurabiye yulafla ve kuru üzümle yapılmış oluyor şu resimde gördüğünüz gibi.
Kurabiye çeşitlerimizden sonuncusu gingerbread cookies olacak. Ginger Türkçe'de zencefil anlamına geliyor ve Amerikalılar özellikle yılbaşında, Noel'de aynen şu şekilde gördüğünüz gingerbread cookie'ler yapıyorlar. Dediğim gibi eğer bu şekilde bu kurabiyeleri görürseniz bilin ki bunlara gingerbread cookies deniliyor. Şimdi geldik şu meşhur cupcake'lere. Cupcake zaten Türkçe'ye de cupcake olarak geçmiş bir kelime. İngilizcesi de cupcake olarak telaffuz ediliyor. Yine bunların da birçok çeşidi var ama ben burada size iki tane öğrenmenizin faydalı olacağı kelimeyi seçip yazdım. Bunlardan birincisi vegan. Vegan dediğimiz şey vegan olan ve içinde hiçbir hayvansal ürün bulunmayanlar oluyor. İkincisi de gluten free denilen glutensiz cupcake'ler oluyor. Bunları mesela ne diyebilirsiniz? Vegan cupcakes dediğinizde vegan cupcake'ler, gluten free cupcakes dediğiniz zaman da içinde işte bu tipik bir un olmayan glutensiz cupcake'ler anlamına geliyor. Şimdi diğer bahsedeceğimiz şey ise muffin olacak. Muffin de yine şu resimde gördüğünüz gibi bu kağıtların içinde pişirilen kekler anlamına geliyor. Zaten bildiğim kadarıyla Türkçe'ye de bu yine muffin olarak geçmiş bir kelime. Dediğim gibi eğer bunu görürseniz bilin ki muffin. Şimdi geldik şu Amerikalıların meşhur pie dedikleri şeye. Pie açıkçası benim çok sevdiğim bir şey değil ama kısaca bahsedecek olursak bu şekilde tepsinin içine bir hamur döşüyorlar. İçine işte çeşitli meyveleri koyup yine üstünü hamurla kapatıyorlar ve bu şekilde pişirilen bir tatlı oluyor. Bunun da yine içine koyduğunuz meyvelere göre birçok çeşidi var. Ben burayı sizin için ilk olarak apple pie yazdım. Bu elmalı pie anlamına geliyor. İkinci olarak size göstermek istediğim şey ise bu Amerikalıların özellikle Şükran Günü denen Thanksgiving'de yedikleri bal kabuğu anlamına gelen pumpkin pie. Yine bu da gördüğünüz gibi altı hamur olan, üstüne de bal kabuğu karışımından bir şeyler eklenen bir tatlı oluyor. Dediğim gibi bu kelimeyi çok fazla duyarsınız çünkü Amerikalıların inanılmaz şekilde yediği bir şey. Tekrar edelim, pumpkin pie. Şimdi ise geldik cake kelimesine. Bu kelimeden size ben özellikle bahsetmek istedim. Çünkü siz böyle belki yanılıp cake'i kek olarak çevirebilirsiniz. Ama bilmeniz gereken çok önemli bir şey var ki cake İngilizce'de pasta anlamına geliyor. Şu resimde gördüğünüz gibi tamamen pasta anlamına geliyor ve kesinlikle kek anlamına gelmiyor. Yine bunu da mesela aklınızda kalması için size buraya doğum günü pastası şeklinde yazmak istedim. Eğer doğum günü pastasından bahsediyorsak buna birthday cake diyoruz. Şimdi geldik brownies kelimesine. Brownie'ye biz Türkçe'de brownie diyoruz ama İngilizcesini asla bu şekilde telaffuz etmiyoruz. Brownies dediğimiz şey de bu kakaodan yapılan küçük küçük kare şeklindeki kek gibi şeylere verilen isim oluyor. Tekrarlayacak olursak da buna brownies deniliyor. Şimdi size diğer öğretmek istediğim şey ise lava cake. Lava cake dediğimiz şey de bu dışı kek olan ama içinde akışkan çikolata olan tatlılara verilen isim oluyor. Buna İngilizce'de de genelde chocolate lava cake deniliyor. Şimdi geldik Amerikalıların yine inanılmaz şekilde tükettikleri ve yaptıkları muzlu kek anlamına gelen banana bread kelimesine. Banana bread de gördüğünüz gibi tamamen bizim kek dediğimiz şey oluyor. Bunun tek farkı işte muzu eziyorlar. İçine işte sütünü, ununu koyup o şekilde bir kek yapıyorlar. Yine burada bu kelimeyi çok fazla duyacağınız için size göstermek istedim. Burada yine çok tüketilen başka bir şey de bu limonlu kek denilen lemon loaf. Yine bunu da gördüğünüz gibi cake olarak söylemiyoruz. Çünkü ne dedik? Cake, pasta dedik. Eğer bizim tipik kekten bahsetmek istiyorsak bunu ya bir şey bread ya da bir şey loaf olarak söylüyoruz.
tekrar aklımızda kalması için hatta size şuraya bu resmi eklemek istedim. Eğer limonlu pastadan bahsediyorsak bunu lemon cake olarak söylüyoruz. Yine burada çok duyacağınız, çok göreceğiniz başka bir şey de bu cevizli muzlu kekler. Bunlara da banana nut bread deniliyor. Yine gördüğünüz gibi bizim aynı kekimiz ama içinde muz var, ceviz var. Şimdi Amerika'da yine çok ünlü olan tatlılardan biri de bu resimde gördüğünüz mud pie. Mud İngilizce'de çamur anlamına geliyor. Mud pie da bu şekilde içi işte çikolatalı olan. Bu genelde zaten donuk bir şekilde yeniyor bildiğim kadarıyla. Hani içi dondurma gibi oluyor. Ama dediğim gibi resim aklınızda kalsın diye buraya koydum. Eğer bu şekilde bir tatlı görürseniz Amerika'da ya da bir filmde buna mud pie dendiğini bilin. Şimdi sizlere son öğreteceğim şey de scone denilen tatlılar. Bu scone denilen şey de böyle üçgen şeklinde, genelde sadesi oluyor ya da yaban mersinlisi oluyor. Eğer yaban mersinli olan bir scone'dan bahsediyorsak buna blueberry scone deniliyor. Gördüğünüz gibi içinde yaban mersinleri oluyor. Yine eğer filmlerde görürseniz, gerçek hayatta denk gelirseniz bu üçgen şeklindeki hafif tatlı şeylere İngilizce'de scone deniliyor. Şimdi buraya kadar öğrendiklerimizin aklımızda kalması için ve tüm bunları cümle içinde nasıl kullanabileceğimizi görmemiz için size bu öğrendiğimiz şeyleri tek tek sırasıyla örnek cümleler içinde göstereceğim. İsterseniz şimdi hemen birinci cümlemizle başlayalım. Diyelim Starbucks'a gittiniz ya da herhangi bir fırına gittiniz. Can I have a plain bagel please dediğinizde sade bir bagel alabilir miyim lütfen demiş oluyorsunuz. İkinci örnek cümlemiz ise Do you guys have any sesame bagels? Hiç susamlı bagel'ınız var mı? Can we have 5 pretzels please? 5 tane pretzel alabilir miyiz lütfen? Is there a bakery nearby where I can buy croissants? Hiç yakınlarda kruvasan alabileceğim bir fırın var mı? I want to learn how to make cinnamon rolls. Cinnamon rolls yapmayı öğrenmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi eğer kek yapmaktan, pasta yapmaktan bahsediyorsanız yapmak anlamına gelen make kelimesini kullanabilirsiniz. I bought half a dozen vanilla and half a dozen chocolate donuts. Ben yarım düzine vanilyalı, yarım düzine çikolatalı donut satın aldım. Size özellikle bu cümleyi göstermek istedim çünkü burada Amerikalılar donut satılan yerlere gittiklerinde genelde bu dozen kelimesini çok kullanırlar. Hani bana dozen donut ver dediğinde orada hemen bir kutu çıkarırlar ve içine 12 tane yani bir düzine donut koyarlar. O yüzden bu kelimeyi de öğrenmeniz sizin için faydalı olacaktır. Şimdi bir sonraki cümlemize bakalım. I will bake some chocolate chip cookies tonight. Bu akşam çikolata parçacıklı kurabiye pişireceğim. Yine burada gördüğünüz gibi make kelimesine ek olarak fırında pişirmek anlamına gelen bake kelimesini de kullanabilirsiniz. Şimdi diğer cümlemiz. We always bake gingerbread cookies at Christmas. Biz Noel'de hep gingerbread kurabiyesi pişiririz. Yine burada gördüğünüz gibi bake ya da yapmak anlamına gelen make kelimesini kullanabiliyoruz. Diğer cümlemiz ise şu şekilde olacak. I am allergic to peanuts. Do you have any other cookies other than peanut butter cookies? Diyelim bir dükkana gittiniz. Benim yer fıstığına alerjim var. Yer fıstığı kurabiyesinden başka kurabiyeniz var mı diye sorarken bu cümleyi kullanabilirsiniz. İsterseniz tekrar edelim. I am allergic to peanuts. Benim yer fıstığına alerjim var. Do you have any other cookies other than peanut butter cookies? Şimdi diğer cümlelerimizi tek tek okuyup videomuza devam edelim.
I am not a big fan of oatmeal raisin cookies. Ben yulaflı kuru üzüm kurabiyesini pek sevmiyorum. These chocolate fudge cookies are amazing. Bu çikolatalı, kakaolu fudge kurabiyeler harika. This place has vegan cupcakes. Bu dükkan vegan cupcake satıyor. I got you some gluten-free cupcakes. Sana birkaç tane glutensiz cupcake aldım. Burada gördüğünüz gibi birine bir şey almaktan bahsediyorsak get fiilini kullanabiliriz. Bunu geçmiş zamanda söylediğimizde ise bu cümlede gördüğünüz gibi got oluyor ve I got you something, sana bir şey aldım şeklinde söyleniyor. Diğer cümlemiz ise yine muffin ile ilgili olacak. Did you put raisins in these muffins? Bu muffinlerin içine kuru üzüm mü koydun? Can I have a slice of pumpkin pie? Bir dilim bal kabaklı pay alabilir miyim? Burada gördüğünüz gibi bir şeyden bir dilim almaktan bahsediyorsak dilim anlamına gelen slice kelimesini kullanıyoruz. Şimdi bir önceki örnek cümlelerimizde bir şeyi fırında pişirmek anlamına gelen kelimenin bake olduğunu öğrenmiştik. Bunun geçmiş zaman hali ise şimdi gördüğünüz gibi baked oluyor. Mesela I baked an apple pie for you dediğinizde senin için elmalı pay yaptım demiş oluyorsunuz ve bu geçmiş zamanda bir cümle oluyor. Şimdi doğum günü pastası ne demekti onu hatırlayalım. I will get you a nice chocolate cake for your birthday dediğinizde sana doğum gününde güzel bir çikolatalı pasta alacağım demiş oluyorsunuz. Diğer önceki cümlelerimizde ne demiştik? Birine bir şey almaktan bahsederken get fiilini kullanabiliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi bunu gelecek zaman şeklinde söylüyoruz. I will get you a nice chocolate cake dediğinizde sana güzel bir çikolatalı pasta alacağım demiş oluyorsunuz. Şimdi sizin için brownie'lerle ilgili bir cümle daha yazdım. Bu aslında bayağı gerçek bir cümle. I use coconut oil to bake brownies. Yani brownie yaparken Hindistan cevizi yağı kullanıyorum ben. Gerçekten de böyle yapıyorum. Size de hatta tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Dolayısıyla bu cümleyi de analiz edecek olursak use coconut oil dediğimiz şey Hindistan cevizi yağı kullanmak anlamına geliyor. Ve yine bake brownies, brownie yapmak, fırında pişirmek anlamına geliyor. Şimdi gelelim diğer cümlemize. This banana bread is stale. Can I get a refund please? Bu muzlu kek bayat. Para iadesi alabilir miyim lütfen? Burada gördüğünüz gibi stale dediğimiz şey bayat anlamına gelen sıfat oluyor. Bir diğer cümlemiz ise limonlu kek ile alakalı olacak. Onu da şu şekilde yazdım. I need a good lemon loaf recipe. İyi bir limonlu kek tarifine ihtiyacım var. This place has the best lemon cake in town. Burası şehirdeki en güzel limonlu pastayı yapıyor, satıyor. I am allergic to nuts. So I will not be able to eat this banana nut bread. Benim fıstığa, fındığa alerjim var. O yüzden de bu muzlu cevizli keki yiyemeyeceğim. Do you serve the mud pie frozen? Mud pie'yi donmuş olarak mı servis ediyorsunuz? Starbucks has really good blueberry scones. Starbucks'ta çok güzel yaban mersini scone'ları var anlamına gelen bir cümle oluyor. Scone da neydi? O üçgen şeklindeki hafif tatlı gibi şeylere verilen isimdi. Şimdi geldik videomuzun son cümlesine. Ben güzel güzel kelimeler öğrenin diye bu şekilde uzun bir cümle yazdım. Şimdi isterseniz okuyalım. They serve their lava cake with a scoop of vanilla ice cream on top. Onlar lava keklerini üstünde bir top vanilyalı dondurma ile servis ediyorlar. Burada gördüğünüz gibi sizin ya da bir restoranın bir şeyi servis etmesinden bahsediyorsak servis etmek anlamına gelen serve kelimesini kullanıyoruz. Ve burada gördüğümüz scoop kelimesi de bizim dondurma topu dediğimiz top anlamına geliyor. A scoop of ice cream derseniz mesela bir top dondurma demiş oluyorsunuz.
On top ise üstüne koyduğumuzu belirtmek için kullandığımız bir kalıp oluyor. Tekrarlayacak olursak, they serve their lava cake with a scoop of vanilla ice cream on top. Onlar lava keklerini üstünde bir top vanilyalı dondurma ile servis ediyorlar. Arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi sizlerle çok güzel İngilizce kelimelerden bahsedip Amerikan kültürüne dair birçok şey öğrendik. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Ben bu videoda geçen resimlerin, slaytların hepsini bir link olarak bu videonun altına ekleyeceğim. Siz de onu oradan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz elinizin altında olması için. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.